Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Tapo'nun robot süpürgesinin RV30 robot süpürgesini tanıtacağım. Yeni çıkan bir cihaz. Yani yeni dediğim ortalama 6-7 aydır piyasada olan bir cihaz. Türkiye'de de yavaş yavaş firmalar getiriyor. Tedarikçiler getiriyor. Amazon hepsi burada. Trendyol'da da satılıyor zaten. Kutu açılışını beraber yapacağız. Ardından özelliklerinden bahsedeceğim. Güzel bir cihaz. Hani Mi, Xiaomi'ye işte diğer markalara yüksek fiyatlar vermektense bu tür cihazlarda tercih edilebilir. Zaten Tapo'da yine yurt dışı firması. Desteği de yazılım desteği falan da iyi bir cihaz. Şimdi öncelikle bir kutu açılışını yapalım. Ne var ne yok. Bir görelim beraber. Bayağı ağır bir cihaz. Dün sipariş verdim. Özür diliyorum. Dün değil, evvelsi gün sipariş verdim. Bugün Amazon'la kapıma ulaştı. 7000 8600 civarı. Aynı zamanda Kasım indirimlerinden ötürü de vade farksız kredi kartlarına 6 taksit de yapılıyor. Ben bu şekilde aldım. 6 taksitle vade farksız. Şöyle bir açılışını yapalım. Biraz büyük bir kutu. Bakalım ne var, ne çıkıyor. Şimdi klasik bildiğimiz zaten kullanım kılavuzları. Şöyle minik kullanım kılavuzları, yabancı dilde kullanım kılavuzları. Birkaç özelliği çok güzel. Ayrıca ek fırça ve şeyde mop da çıkıyor. O güzel. Yani hani yeniden bir uzun süre sizi götürecek. Yeniden parçaya para vermenize gerek kalmayacak. Şöyle robot süpürgemiz burada. Evet, fırçası zaten takılı. Zaten değişen şeyler genelde şöyle göstereyim. Şu oluyor. Bunun ömrü uzun oluyor. Şu oluyor. Bir de işte mopunu şimdi göstereceğim. Buraya takılıyor o da. Mopu oluyor. Bu da mop su haznesi. 2 santim kadar eşik tırmanabiliyor. Şöyle görebiliyorsunuz. Lidar sensörü var zaten. Bunlar da şarj ünitesine gittiğinde şarj olmasını sağlayan yerler. Şuraları görüyorsunuz. Bir de burada var. Bunlar da direkt hani olur da yüksekte ya da iki katlı bir eviniz var. Merdiven eşiğinde temizlik yapıyor. Aşağı düşme gibi bir şey olmuyor. Direkt oradan görüyor nerede olduğunu. Sıfır olduğu için bak bunu sökmek lazım. Şöyle şunları. Adamlar bunu bile düşünmüş. Hani şey yapmasın diye. Aynı şekilde burada da var. Şimdi mesela hop şu şekilde lidar sensörü buradan, açma kapaması burada, direkt bununla tanıtıyorsunuz Tapo uygulamasına. Bakın kameraları, bakın şu kamerası tam lidar sensörü tam şurada. Şöyle göstereyim, biraz ağır tutamıyorum. Şurada bakın, bunlar lidar sensörü, jiroskop da var. Şimdi diğer şeylerine geçelim. Bunu da kenara ayırıyorum. Şöyle kameramı getireyim. Dediğim gibi iki tane mopu var. Böyle bir tanesi üstünde geliyor, bir tanesi de yedek geliyor. Ve yedek fırça. Bu genelde Xiaomi'lerinki de bunlara uyuyor. Yani bu ebatlarda bulduğunuzda çok bir gidip de orijinal parçaya da gerek yok. Hani birbirlerine uyuyor bu fırçalar. Çok fark etmiyor. Mop'ta biraz zorluk çekilebilir. Şarj istasyonu. Bunların bir de çöplü şarj istasyonları var. Bu onun en altı. Bunun bir üstü var. Plus. Onlar çöplü şarj istasyonlu. Şarj adaptörü. İşte Türkiye uyumlu zaten.
Bu da hani takılan bir şey olursa temizlemek için. Ve bir tane de yedek HEPA filtremiz çıkıyor. Kutu içeriği bu şekilde. Şimdi temel özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi genelde bilmeyenler olur ama ben söyleyeyim. Bir robot süpürge alırken 3000 Pascal üstü tercih edilir. 3000 altında çekim gücü düşük oluyor. Özellikle küçük kıl tüylerde almaz, canınızı sıkar. Boşuna verdiğiniz paraya acırsınız yani. Genellikle 3000 ve üstü ise 4200 gayet iyi bir seviye. Aynı zamanda sesli asistan da var. Amazon Alexa ve Google Home uygulamasında direkt erişim izni verdiğinizde uzaktan destek sunabiliyorsunuz. Diğer güvenlik kamerası falan kullandığımda Türkçe destekliyordu. Bunda henüz denemedim ama büyük ihtimalle İngilizce destekliyordur. Onu da gördüğüm, onu da deneyimlediğimde yine yorumlarda yazarım size. Şöyle kutu içeriğinde neler var? Dediğim gibi bakın. 2 HEPA, 2 mop, 2 fırça ve temizlik fırçası. Bir de diğer gösterdiğim şeyler. Bir de arkasına bakalım neler var. Gösteriyor. İşte yüksek destekli lidar sensör, çift navigasyon sistemi, 4200 Pascal, üst saat süpürebiliyor. 5000 mAh şarj batarya kapasitesi var. 400 milim direkt temizlik haznesi var. Bu da gayet makul. Yani temel anlatacaklarım bu kadar. Robot süpürgelerde temelde zaten bunlara dikkat edildiğinde verimli olur. Bir de çoğu kişi şunu da yazıyor. Özellikle görüyorum. Yok efendim mop halıyı algılamıyor. Her yeri temizliyor. Mop ıslatıyor, pisletiyor falan tarzında. Şimdi bir kere öncelikle ben şimdi kuracağım. Evin bir haritalamasını çıkaracak. Sonra teftiş elemanında haritada halıyı işaretleyeceğim. Ona göre cihaz halıya geldiğinde mopu kaldırıyor, temizlemiyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım ilk kurulumda. Bunları yapmazsak sonrasında yok robotta şu sıkıntı var, robotta bu sıkıntı var. Yani biraz da teknolojiyi ayak uydurmak lazım. Temel özellikler bunlar. Yine yorumlarınız olursa yorumlar kısmında yazarsınız sorularınız olursa. Kanalıma da abone olursanız teşekkür ediyorum. Şimdiden izlediğiniz için ayrıca teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.